Saatlerimiz gece yarısını 14 dakika geçiyor. Bugün 20 Nisan 1996 Cumartesi. İstanbul'dan merhaba. Lübnan'da geçici ateşkes umudu. İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Velayeti, Türkiye-İsrail Askeri İşbirliği Anlaşması'ndan kaygılı, Ankara'daki üst düzey temaslarından memnun. Trabzonspor'a Avni Aker'de Van şoku. Tabii sadece bunlar değil, Haber 24 her zamanki gibi dop dolu. İşte yurtta ve dünyada son 24 saate damgasını vuran haberler. İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Velayeti görüşmelerde bulunmak amacıyla Ankara'ya geldi. Konuk Bakan Esenboğa Havalimanı'nda Dışişleri Bakanı Emre Gönensay tarafından karşılandı. İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Velayeti daha sonra Başbakan Mesut Yılmaz'la bir araya geldi. Mesut Yılmaz kabulde komşu ülke İran'la yakın ilişkiler bulunduğunu belirterek karşılıklı hak ve çıkarlara saygı ve iç işlerine karışmama ilkesi çerçevesinde bu ilişkileri daha da arttırmayı amaçladıklarını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Velayeti de Türkiye'de üst düzey yetkililerle ikili bölgesel ve uluslararası konuların ele alınacağını söyledi. Velayeti daha sonra Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından kabul edildi. Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan, İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Velayeti'yi ziyaret ederek bir süre görüştü. İran Büyükelçiliği'nde gerçekleşen görüşmeden sonra gazetecilerin sorularını cevaplandıran Erbakan, "Ziyaretimizin maksadı hoş geldiniz demektir." diye konuştu. Erbakan görüşmede iki ülke, Orta Doğu ve dünya meseleleri üzerinde sohbet ettiklerini söyledi. Başbakan Mesut Yılmaz, partisinin meclisteki başkanlık divanı toplantısından önce yaptığı açıklamada, memurlara verilecek yıllık maaş artışının enflasyonun altında olmayacağını vurguladı. Mesut Yılmaz açıklamasında, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Tansu Çiller'in, siyasilerin mal varlıkları ve yolsuzlukla ilgili denetimlerinin Sayıştay tarafından yapılmasına ilişkin önerisinin ilk olarak kendisi tarafından gündeme getirildiğini hatırlattı. Yılmaz, öğrenci olaylarına değinirken de harçların bahane edildiğini, bugüne kadar harcını ödemediği için üniversiteden ilişiği kesilen öğrenci bulunmadığını bildirdi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Kahraman, hükümetin ilk uygulamasının ekonomik, toplumsal ve demokratik sorunlara çözüm aramak yerine partizanca vali ve bürokrat atamaları olduğunu söyledi. Mehmet Kahraman Ankara'da düzenlediği basın toplantısında hükümetin vali atamaları gibi önemli bir konuda kendi ideolojisini, siyasi beklentilerini ülke menfaatlerinin önüne koymaması gerektiğini belirtti. Mehmet Kahraman siyasi parti liderlerini yakından ilgilendiren yolsuzluk iddialarının da yoğunlaştığını kaydetti ve herkesin birbirini yolsuzlukla suçlaması sonucu toplumun siyaseti ve siyasetçiye güveninin azaldığını belirtti. Anavatan Partisi Meclis Grup Başkan Vekili Murat Başeskioğlu, yolsuzlukların Sayıştay tarafından denetlenmesini doğru bulmadıklarını söyledi. Murat Başeskioğlu, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, meclisin asli görevinin denetim olduğunu, bu denetimi millete vekaleten yaptığını belirtti. Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Tansu Çiller, Türkiye'de siyasetin bir an önce şeffaflaştırılması gerektiğini söyledi. Tansu Çiller, İstanbul'da Türkiye'de istikrar paketleri, çözümsüzlük ve arayışlar konulu toplantıda, ekonomik istikrarın siyasi istikrar olmadan sağlanamayacağını, bu yüzden Türkiye'nin bir an önce siyasi istikrarsızlıktan kurtulması gerektiğini belirtti. Tansu Çiller, toplantı sonrasında bir soru üzerine kendisiyle ilgili olarak yapılacak her türlü incelemeye hazır olduğunu ve kimseden bir gizlisi saklısı bulunmadığını söyledi. Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan, bütün insanlık için tek kurtuluş yolunun adil düzen modeli olduğunu söyledi. Necmettin Erbakan, Ankara'da Dünya Ekonomik Forumu toplantısına katıldıktan sonra düzenlediği basın toplantısında, toplantıya katılanlara adil düzeni anlattığını bildirdi. Erbakan konuşmasında komünist nizamla kapitalist nizamın aynı olduğunu açıkladığını belirtti. Lübnan'da geçici ateşkes için anlaşmaya varıldığı bildirildi. İsrail televizyonunun haberine göre geçici ateşkes, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Warren Christopher'ın bölgede bugün başlayacağı ziyaret sırasında geçerli olacak. Christopher, birkaç gün sürmesi beklenen ziyareti sırasında İsrail ile Hizbullah örgütü arasında ateşkes sağlanması için bölge ülkeleri arasında mekik diplomasisi yürütecek. Bu haberin İsrail televizyonunda yayınlanmasından hemen önce İsrail Başbakanı Shimon Peres ateşkese yaklaşıldığını söyledi.
Suriye ve Lübnan liderleri de Christopher'a ateşkes için Washington'la işbirliğine hazır olduklarını bildirdiler. Sanayileşmiş 7 ülke liderleri de Moskova'daki zirve toplantısında Lübnan'ın güneyinde acil ateşkes çağrısında bulundular. Bu çağrının hemen ardından Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Fransa ve İtalya Dışişleri Bakanlarının yarın Şam'a gitmeleri kararlaştırıldı. 4 Dışişleri Bakanı'nın ateşkes için bazı önerilerde bulunacakları bildiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Christopher daha sonra Şam'dan Kudüs'e geçecek. Bu arada İsrail savaş uçaklarının dün Lübnan'ın güneyinde 100 dolayında Lübnanlı mülteciyi öldürmesinin ardından İsrail kamuoyunda tartışmalar sürüyor. Siyasi gözlemciler İsrail savaş uçaklarının mülteci kampını bombalamalarının beceriksizlik olduğunu, ekranlardaki kanlı görüntüler yüzünden gelecek ay yapılacak seçim öncesinde Başbakan Shimon Peres'in solun desteğini yitirdiğini belirtiyorlar. Gözlemcilere göre İsrail'in gazap üzümleri harekatı Hizbullah milislerini temizleyemediği için amacına ulaşamadı. Aksine mülteci kampında sivillerin öldürülmesi İsrail karşısındaki cepheyi güçlendirdi. Bir günlük ateşkes girişimleri daha uzun süreli bir ateşkesin habercisi öncüsü olabilecek mi? Hemen Lübnan'a bağlanıyoruz. Son iki gecedir olduğu gibi bu kez de yine Birleşmiş Milletler Barış Gücü Sözcüsü siyasi baş danışmanı Timur Göksel telefon attığımızda. Sayın Göksel iyi geceler. İyi geceler efendim. Sayın Göksel dünkü görüşmemiz sırasında yerde kan olduğu sürece ateşkesten söz edilemez demiştiniz. Şimdi geçici de olsa bir ateşkes söz konusu. Size göre bu gerçekleşebilecek mi? Efendim bu söz edilemez değil de buranın usullerine göre daha dediğim gibi kan çok tazeyken beklemek çok zor. Resmi görevliler, bakanlar, devlet reisleri böyle bir anlaşmaya belki iyi niyetle yaklaşabilirler. Hatta taahhütlerde de bulunabilir ama burada biliyorsunuz bir tarafta İsrail, diğer tarafta da devlet olmayan gayet resmi bir direniş örgütü var. Onunla görüşü herhalde sayılması gerekecek burada. Efendim şimdi bu dediğim gibi dün akşam dediğimiz maalesef biraz doğru çıktı. Dün de akşam da bu ateşkes sözleri yayılmaya başlanmıştı. Bütün gece roketler atıldı. İsrail biraz mutedil davrandı gece boyunca. Fakat sabahleyin ilk güneş ışığıyla beraber hava saldırıları, bombardımanlar vesaire başladı ve bütün gün sürdü. Biraz bu bölgede yine bir şaya yayıldı. Saat 18'den itibaren bugün ateşkes yürürlüğe girecek diye. Tabii bu haberleri izliyoruz ama yani arazide ateş eden Hizbullah örgütünden falan hiçbir sesi daha yok bu saate kadar. Ve ayrıca da elimdeki bilgilere göre en son yarım saat evvel yine roketler atıldı bu İsrail'e doğru. En son hava saldırısı gece saat 8 civarında idi. Top atışı da aralıklı olarak devam ediyor hala. Onun için yani şu anda bu ateşkes söylentileri yahut da şayiaları henüz Lübnan'a silah kullanan kişilere intikal etmiş değil bence. Evet. Fakat bölge yarından, daha doğrusu bugünden itibaren çok önemli diplomatik temaslara, girişimlere tanık olacak. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı geliyor. 4 büyük ülkenin Dışişleri Bakanları geliyor. Ayrıca İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Velayeti de bu gece Şam'a gitti. Acaba bu kadar böylesine etkili girişimlerin, Dışişleri Bakanlarının bölgede bulunması tarafları biraz daha sakinleştirebilir mi? Efendim bu gerçek bütün bu siyasi faaliyetlerin etkisi zaten bugün görmeye başladı. Yani bugün size söyledim ki bazı şeyler var değil mi? Bunlar çok yoğun hareketler değil. Hatta bana normal biz başka bir zaman arasayıp bana sorsaydınız uçak saldırıları hariç bugünkilerin Lübnan'ın günlük hayatının bir parçası diyebilirdik. Yani son bir haftanın faaliyetleri de bugün olan siz haklısınız yani dediklerinizde son bir hafta olanların ya da bugün olanlar hiçbir şey değil. Sadece bir fark var. Fazla sayıda hava saldırısı. Diğer günlere göre az ama yine hava saldırısı ve hala dünkü olayların daha sonra başlayan roket alışlarının daha da az olsa devam etmesi. Eğer bu düşüş devam ederse yarın o zaman sanırım dediğiniz faaliyetlerin etkisini daha iyi görebileceğiz. Evet.
Sayın Timur Göksel, çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bize ek olarak vermek istediğiniz bilgiler var mı? Hayır efendim. Bugün Lübnan'da o dünkü facianın olduğu Birleşmiş Milletler Karargahı'nda Karargahı'na da gittim. Bugün burada ne oluyor görmek üzere. Çok sevdiğim yabancı gazeteciler var. Onlarla da görüşmek zorundaydım. Dünkü gördüğümüz resimlerin etkisinden kurtulmak çok zor. Fakat oraya gidip cesetler taşınmış ama etraftaki yanık kokusu, etraftaki kan izleri insanı bayağı çarpıcı bir şey. Yani giren sarsımdan çıkamıyor ki bizim fizili askerler büyük bir temizlik faaliyetine girmiş. Yani moralleri yüksek. Sanki hiçbir şey olmamış gibi temizlik yapmaya çalışıyorlar. Bir an evvel normale dönmek üzere. Fakat halktaki kızgınlık çok aşırı. Cidden çok aşırı. Onun için bugün söz edilen ateşkes çabalarını bir an evvel bir sonuca varmasında belki ama sağlama bağlanıp sonuca varmasa bir yarar var, yoksa bu bölge daha çok kanama devam edecek gibi gözüküyor. Evet, dileyelim böylesine hazin, acı, yürekleri parçalayıcı manzaralar bir daha tekrarlanmasın. İnşallah efendim. Çok teşekkürler Sayın Timur Göksel, iyi geceler diliyoruz, sağ olun. Ankara'daki temaslarını tamamlayan İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber velayeti Şam'a uçtu. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Ankara'da Başbakan Mesut Yılmaz, Dışişleri Bakanı Emre Gülensay ve Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'la görüşen İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber velayeti Türkiye'den ayrılmadan önce Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre konuk Dışişleri Bakanı Demirel'e İran Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsanjani'nin ülkesiyle Türkmenistan'ı birbirine bağlayacak demir yolunun açılışına davet mektubunu sundu. Cumhurbaşkanı Demirel, açılışı yapılacak olan demir yolunun ekonomik kalkınma teşkilatı çerçevesinde somut işbirliğinin güzel bir örneğini teşkil ettiğini ve açılışa katılmaktan memnunluk duyacağını belirtti. Kabulde ayrıca iki ülkeyi ilgilendiren ikili ve bölgesel konular üzerinde de görüş alışverişinde bulunuldu. Ali Ekber velayeti daha sonra temaslarını tamamlayarak Suriye'nin başkenti Şam'a gitmek üzere Ankara'dan ayrıldı. Konuk bakan Esenboğa Havalimanı'ndan ayrılmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlandırırken Ankara'dan ayrıldı. Ali Ekber velayeti Türkiye ile İsrail arasındaki güvenlik işbirliği anlaşmasından tüm İslam aleminin kaygı duyduğunu belirterek temasları sırasında bu kaygıyı dile getirdiğini bildirdi. Haber 24 sürüyor. Yurtta ve dünyada son 24 saate damgasını vuran haberlerin akışı da sürüyor. Mısır'ın başkenti Kahire'de 18 Yunan turistin öldüğü kanlı saldırı sonrası olayla ilgili soruşturmaya devam ediliyor. Polis yetkilileri çok sayıda şüpheli radikal dinciyi gözaltına aldıklarını ve saldırıyla ilgilerinin araştırıldığını açıkladı. Olaydan sonra Kahire'deki oteller çevresinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı, ülkeye giriş çıkışların kontrol altında tutulduğu haber veriliyor. Çeçenistan'da Rus birliklerinin Çeçen direnişçilere yönelik operasyonları devam ederken, Rusya yanlısı Çeçenlerin lideri Doku Zavgayev, barış planı çerçevesinde Rus askerlerinin geri çekilme işlemlerinin askıya alındığını açıkladı. Zavgayev bu karara gerekçe olarak salı günü Çeçenistan'ın güneyinde 50'den fazla Rus askerinin ölümüne yol açan saldırıyı gösterdi. Bu arada Rus savaş uçakları Çeçenistan'ın Bamut kasabasıyla komşu Inguş Cumhuriyeti'nde Çeçen direnişçileri barındırdığı gerekçesiyle Arçeti köyünü bombaladı. Arçeti'nin bombalanması sonucu 12 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı bildirildi. Bamut'taki can kaybı hakkında ise bilgi verilmedi. Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Hans-Joachim Vergau, ülkesinde uzun süredir faaliyetleri yasaklanan bölücü terör örgütü PKK yandaşlarının küçük olaylara karışmış dahi olsalar sınır dışı edileceklerini bildirdi. Hans-Joachim Vergau, İzmir'de gazetecilerin sorularını cevaplandırırken, ülkesinin teröre sempati ve hoşgörüyle baktığı yolundaki iddiaların kabul edilemeyeceğini söyledi. İran'da parlamento seçimlerinin ikinci turu yapılıyor. İkinci turda ilk turda belirlenemeyen 123 sandalye için yarışılıyor. İran'da seçimlerin 8 Mart'ta yapılan ilk turunda belli olan 134 sandalyeden 88'ini radikaller kazanmıştı. İkinci turun sonuçlarının da bir hafta içinde açıklanması bekleniyor. TRT'nin bu yıl 18.sine düzenlediği Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği için Türkiye'ye gelen çocuklar etkinliklerine devam ediyorlar.
Dünya çocukları etkinlikler kapsamında bugün de Altın Park, Vedat Dalokay Parkı ve Atakule'de gösteriler sergilediler. Şenliğe katılan 46 ülkeden 55 grubun gerçekleştirdiği halka açık gösteriler yarın da sürecek. Türk İş, DİSK, Hak İş ve Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu tarafından oluşturulan 1 Mayıs 96 Düzenleme Komitesi'nce miting için İstanbul Valiliği'nden izin isteminde bulunuldu. DİSK Genel Sekreteri ve Komite Başkanı Kemal Doysal izin dilekçesini vermeden önce yaptığı açıklamada, 1 Mayıs'ta Söğütlü Çeşme'den başlayacak yürüyüşün ardından öğle saatlerinde Kadıköy Meydanı'nda miting düzenlenmesinin düşünüldüğünü bildirdi. Kısa adı ZDF olan Alman 2. Kanal Televizyonu'nun Türkiye Daimi Bürosu İstanbul'da hizmete girdi. ZDF'nin dünyada 18 yurt dışı bürosu bulunuyor. Türkiye, Mısır'ın başkenti Kahire'de dün bir turist grubuna karşı girişilen terörist saldırı sonunda 18 Yunan turistin hayatını kaybetmesini üzüntüyle karşıladığını bildirdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye'nin terörizmden çok acı çektiği ve zarar gördüğü vurgulandı. Açıklamada şöyle denildi. Mahiyeti ve hedefi ne olursa olsun tüm uygar toplumların karşı çıkması gereken bu tür saldırılar, terörizme karşı yürütülecek etkin bir mücadelede uluslararası işbirliğinin nedenli önemli olduğunu her defasında tekrarlayan Türkiye'nin görüşlerini bir kez daha teyit etmiştir. Parlamentolar Arası Birlik Konferansı İstanbul'da sona erdi. Konferans Genel Kurulu bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kalemli başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da azınlıkların korunması, dünya balık stoklarının azalmasının önlenmesi, terör, parlamentolar arası birliğin iç tüzüğü ve yapısında öngörülen değişikliklerle ilgili komitelerin karar taslakları ele alındı. Türk delegasyonu azınlık haklarını Lozan Antlaşması çerçevesinde bireysel bir hak olarak gördüğünü, insan hakları ve demokrasinin yalnızca bir grubu kapsayamayacağını bildirdi. Terör konusundaki karar taslağında yer alan Birleşmiş Milletler denetimindeki mülteci kamplarının bombalanmasının da terörizm sayılacağı yolundaki maddeye İsrail itiraz etti. Daha sonra genel kurulda ele alınan tüm karar taslakları kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Konferans Genel Kurul Başkanı Mustafa Kalemli yaptığı kapanış konuşmasında konferansta dünyanın önemli sorunlarının ele alındığını söyledi. Parlamentolar Arası Birlik Konseyi Başkanı ve Mısır Halk Meclisi Başkanı Dr. Ahmet Fethi Surur da konferansta ele alınan konuların dünyanın geleceğini etkileyecek önemde olduğunu belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kalemli, Parlamentolar Arası Birlik Konferansı dolayısıyla İstanbul'da bulunan bazı ülkelerin parlamento heyetlerini kabul etti. Mustafa Kalemli, İstanbul Çırağan Sarayı'nda Pakistan Meclis Başkanı Said Yusuf Rıza Gilani ile görüştü. Kalemli görüşmede, Pakistan'la Türkiye arasındaki ilişkilerin geçmişe ve sağlam temellere dayalı olduğunu söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kalemli daha sonra Sırbistan ve Karadağ'dan oluşan Yeni Yugoslavya'nın Meclis Başkanı Miloš Radilović ile görüştü. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kalemli, İngiltere Heyet Başkanı Dame Jill Knight, Avrupa Konseyi Eski Başkanı Miguel Angel Martinez ve Avustralya Heyet Başkanı Bill Taylor'ı da kabul etti. Sayın seyirciler, az önce de belirttiğimiz gibi Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun bu yıl 18.sini düzenlediği Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği aracılığıyla çocuklar Türkiye'den dünyaya dostluk, kardeşlik ve barış mesajları göndermeye devam ediyor. Nisan'dan itibaren Türkiye'ye gelmeye başlayan çocuklar 17 Nisan'da şenlik etkinliklerine başladılar. Dünya çocukları etkinlikler kapsamında bugün de Altın Park, Vedat Dalokay Parkı ve Atakule'de gösteriler sergilediler. Şenliğe katılan 46 ülkeden 55 grubun gerçekleştirdiği halka açık gösteriler yarın da sürecek. Şenlik çocuklarının dünyaya dostluk, barış, istek ve önerilerini sunacakları Dünya Çocukları Barış Forumu 22 Nisan günü Arı Stüdyosu'nda gerçekleştirilecek. Forum TRT 1 televizyonunda canlı olarak yayınlanacak. Bu arada 23 Nisan günü Atatürk Spor Sarayı'nda gerçekleştirilecek Şenlik Gala programının bireysel provaları da sürüyor. Dünyanın en zengin 3 mutfağı arasında gösterilen Türk mutfağında geleneksel bazı yemekler çağın hızlı temposunda unutulabiliyor. İşte bu durumu önlemeyi amaçlayan 2 ayrı yarışma İstanbul ve Tekirdağ'da yapıldı.
Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde Turizm İl Müdürlüğü ve Anadolu Hisarı Turizm Kalkındırma Derneği'nce İstanbul'da düzenlenen ev hanımları arası yöresel yemek yapma yarışması 3 kategoride gerçekleşti. Bu heyecanlı yarışmada adaylardan bazıları oldukça iddialıydı. 3. sene oluyor bu sene katılmam. Geçen sene bileket aldım. İddialıyım, kazanacağım. Çok iyi bir şey. Evde beğeniyorlar mı sizin yaptıklarınızı? Beğenirler. Burada beğenecekler mi? Bilmiyorum. Çok güzel yemekler var. Bilmiyorum. Yarışmada yemek dalında Özden Tahiroğlu mantarlı tavuk dolmasıyla, böreklerde Müket Şişman beyaz kabak böreğiyle, tatlılarda ise Fatma Nazlı kremalı kadayıfla birinciliğe layık görüldü. Öte yandan Tekirdağ'da Turizm İl Müdürlüğü, Turizm Tanıtma Derneği ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nce düzenlenen yarışmada ise 4 kategoride ödüller verildi. Çorbalar ve Zeytinyağlılar'da Kız Meslek Lisesi, etli yemeklerde Bahar Gülözen, tatlılarda ise Tamer Türe birinci seçildiler. Ülke tanıtımında en önemli unsurlardan birisi şüphesiz yemek kültürü. İşte bu tür yarışmalarda da evlerde büyük uğraşlarla yapılan ancak maalesef 4 duvar arasında kalan bu leziz yemeklerin tanıtılması amaçlanıyor. Cüneyt Güngör, TRT Haber, İstanbul. İstanbul Safaköy'de bir araca konulan bombanın patlaması sonucu bir kişi yaralandı. TRT muhabirinin edindiği bilgiye göre Safaköy, eski adı E5 olan o bir karayolunda bulunan bir benzinci önünde park eden 34EUR04 plakalı araca konulan parça etkili bomba saat 21.45 sıralarda patladı. Patlama sonucu olay yerinde bulunan Ali Cömert adlı park görevlisi yaralandı. Özel bir hastanede tedavi altına alınan yaralının durumunun ağır olmadığı bildirildi. ...1996 mali yılı bütçe kanunu tasarısının meclis genel kurulunda görüşülmesine devam ediliyor. Kamer Genç'in başkanlığında çalışmalarını gece de sürdüren genel kurulda... ...İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı... ...Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçeleri ele alındı. Bütçeler üzerinde Refah Partisi grubunun görüşlerini açıklayan Eskişehir Milletvekili Hanifi Demirkol... ...devletin terör örgütüne karşı gerekli politikaları üretemediğini söyledi. Refah Partisi İstanbul Milletvekili Ali Oğuz da işçi memur sokakta yürürken iç barıştan söz etmenin mümkün olmadığını, ekonomik sıkıntıların işçi ve memuru bu duruma getirdiğini belirtti. Anavatan Partisi grubu adına söz alan Aksaray Milletvekili Sadi Somuncuoğlu, çekiç gücün bugünkü konumuyla ciddi bir endişe kaynağı olduğunu belirtti ve terörün dış kaynaklarının kurutulmasını istedi. Anavatan Partisi Balıkesir Milletvekili Hüsnü Sıvalıoğlu ise devlet işçi işveren üçlüsünün iç barışın sağlanması için işbirliği içinde olması gerektiğini anlattı. Doğru Yol Partisi grubunun görüşlerini açıklayan İstanbul Milletvekili Hayri Kozakçıoğlu terörle mücadelede milli bir tavır oluşturulması gerektiğini belirtti. Doğru Yol Partisi Trabzon Milletvekili Yusuf Bahadır da Çalışma Bakanlığı'nın denetim mekanizmasının geliştirilerek işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda yeni önlemler alınmasını istedi. Cumhuriyet Halk Partisi grubunun görüşlerini dile getiren İzmir Milletvekili Sabri Ergül, koruyucu sisteminin ve olağanüstü halin süratle kaldırılması gerektiğini kaydetti. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Aydın Güven Gürkan ise sosyal güvenlik master planının yapılarak sistematiği olan sosyal bütçenin acilen uygulamaya sokulmasını istedi. Demokratik Sol Parti grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, terörle mücadelede başarılı olmak için küçük esnaf, çiftçinin desteklenmesi ve hayvancılığın geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Demokratik Sol Parti Balıkesir Milletvekili Güven Karahan da geçici işçilerin 4 ay yerine sürekli çalıştırılmasını ve ülke nüfusunun %10'unu oluşturan özürlülere önem verilmesini istedi. Bütçe üzerinde görüş ve eleştirileri cevaplandıran İçişleri Bakanı Ülkü Güney, günün şartlarına uygun olarak mahalli idareler reformunun yapılacağını ve buna ilişkin düzenlemenin kısa bir sürede meclisin huzuruna getirileceğini söyledi. Güneydoğu'daki Belücü terörün devletin sarsılmaz gücü karşısında etkinliğini yitirdiğini vurgulayan Güney, ülkede yaşayan teröristlerin yerleri ve sayılarının bilindiğini ve teslim olan terörist sayısının her geçen gün arttığını bildirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Emin Kul da görüş ve eleştirileri cevaplandırırken, sosyal güvenlik kurumlarının tasfiyesi ve özelleştirilmesinin söz konusu olmadığını, yalnızca seçeneklerin değerlendirildiğini ve bir reform paketi hazırlandığını belirtti.
Emin Kul, yurt dışında çalışan işçiler, kamu görevlilerinin sendikalaşması, işsizlik sorunu, işçi sağlığı ve iş güvenliği alanlarında yasal düzenleme çalışmalarının da sürdürüldüğünü kaydetti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Emin Kul, daha sonra Uluslararası Çalışma Örgütü'nün madenlerde güvenlik ve sağlık konusundaki sözleşmelerine ilişkin genel kurula bilgi sundu. Refah Partisi Rize Milletvekili Şevki Yılmaz da bütçe üzerinde kişisel görüşlerini dile getirdi. Spora geçmeden kısa bir haber. Antalya'nın Varsak Beldesi Belediye Başkanı Hüseyin Akanoğlu İçişleri Bakanlığı'nca görevinden alındı. Hüseyin Akanoğlu'nun görevinden alınmasına gerekçe olarak hakkında yürütülen soruşturmalar gösterildi. Ve spor, şampiyonluk yolundaki Trabzonspor'a Van Spor çelmesi 0-1. Trabzonspor ligin ilk yarısında deplasmanda 5-0 yendiği Van Spor'a kendi sahasında 1-0 yenildi. Karşılaşmanın tek golü ilk yarıda atıldı. Maçta 21. dakika Van Spor atağı ceza alanı içinde kaleciyle karşı karşıya olan futbolcu Erkan topu ağlara gönderiyor ve maçın 21. dakikasında Van Spor deplasmanda Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçiyor. İşte Van Spor'un kazandığı gol bir kez daha görüntüde. Erkan ve top ağlarda. Trabzonspor'da beraberlik arayışları. Tolunay, mükemmel hareket Cengiz'den, top alta gidiyor. İlk yarıda başka gol olmuyor. Trabzonspor 0, Van Spor 1 ilk yarı sonucu. Maçta ikinci yarı, Trabzonspor yine atak. Orhan içeri dolduruyor. Erhan karşılıyor, Tolunay uzaktan mükemmel vuruyor. Direkten dönüyor top. Orhan, top dışarıda. Trabzonspor'da beraberlik arayışları devam ediyor. Tolunay, şota, tekrar Tolunay. Singaçu bu pozisyonda gole izin vermiyor. Sol kanattan gelişiyor Trabzonspor atağı. Abdullah'ın içeri gönderdiği top kafalardan sekiyor. Hami, Orhan. Orhan bu pozisyondan da yararlanamıyor. İşte Orhan'ın üzüntüsü. Maçta artık son saniyeler. O gün içeri dolduruyor. Şota. Direkten dönen top. Cengiz vuruyor. Top yine dışarı çıkıyor. Ve maçta başka gol olmuyor. Trabzonspor 0, Van Spor 1 karşılaşmanın sonucu. Trabzonspor haftaya 73 puanla girmişti. Bu yenilgi üzerine yine 73 puanda kaldı. Buna karşılık Van Spor puanını 30'a yükseltti. Türkiye 1. Futbol Ligi'nin 30. haftasında bugün Galatasaray Gaziantepspor ve Gençler Birliği Karşıyaka maçları oynanacak. İstanbul Ali Sami Yen Stadı'nda saat 19'da oynanacak Galatasaray Gaziantepspor karşılaşmasını Selçuk Şahin yönetecek. Ligin ilk yarısındaki maç 1-1 berabere bitmişti. Ligde Galatasaray 59 puanla 4. Gaziantepspor ise 37 puanla 7. sırada bulunuyor. Ankara'da ise Gençler Birliği ile Karşıyaka mücadele edecek. 19 Mayıs stadında saat 19'da başlayacak maçın hakemi Mustafa Kalkandelen. İlk yarıda oynanan maçı Karşıyaka 1-0 kazanmıştı. Ligde Gençler Birliği 35 puanla 9. Karşıyaka ise 24 puanla 17. durumda. Karşılaşmalar haber özetlerinden sonra Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Sayın seyirciler, Haber 24'ün sonlarına yaklaşırken her zamanki gibi İstanbul Menkul Kıymetler Borsası döviz ve altında geride bıraktığımız günün manzarası. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda hisse senetleri birinci seansta ortalama %0.17, ikinci seansta ortalama %0.20 oranında değer kaybetti. Borsa endeksi iki seans sonunda 66.360.18'den kapandı. İstanbul Kapalı Çarşı'da oluşan fiyatlara göre Amerikan doları alış 73.600, satış 73.700, Alman marka alış 48.900, satış 48.950. İngiliz sterlini alış 111.500, satış 112.000. Külçe altın alış 925.500, satış 926.500. Cumhuriyet altını alış 6.100.000, satış 6.175.000 lira oldu. TRT Haber Merkezi'nin hazırladığı bir Haber 24'ü, bir haber maratonunu daha burada noktalıyoruz. Pazartesi'yi salıya bağlayan gece sizlerle yeni bir Haber 24'te yine birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın. Ve tabii asla habersiz kalmayın. Bunun için de cumartesi ve pazar geceleri yine TRT Haber Merkezi tarafından hazırlanıp sunulacak haber hafta sonu haberlerini izlemeyi sakın ihmal etmeyin. Sevgi dolu geceler ve iyi tatiller hepinize.